Evet, aşağıda verilen mavi parabolü turuncu parabolün üzerine getirmemiz gerekiyor. Bunu yapmak içinse bizden parabolün baş, ilk katsayısı ve tepe noktasını değiştirmemizi istiyorlar. Parabolleri nasıl kaydırabileceğimizi, yani yerlerini nasıl değiştirebileceğimizi daha önce görmüştük. Hatırlarsanız parabollerin yerini ve boyutunu değiştirdiğimiz videoda, mesela y'den herhangi bir sayı çıkardığımızda parabolün o sayı kadar yukarı hareket ettiğini öğrenmiştik. İşte şimdi bu öğrendiklerimizi pekiştirmek için elimize çok güzel bir fırsat geçti. Bakın, bu sayıyı arttırdığımda parabol aşağı doğru hareket ediyor. Azalttığımda ise yukarı çıkıyor. Bu örnekte turuncu parabole bakarak mavi parabolün aşağı inmesi gerektiğini söyleyebiliriz. İşte böyle. Şu anda parabollerin tepe noktalarının y koordinatı aynı. Aynı şekilde bu üslü ifadeden bir şey çıkardığımda da parabol sağa hareket ediyor. Buraya bir şey eklediğimde ise sola. Bakalım bu söylediklerimiz doğru mu? Buradan bir şey çıkarırsam sağa hareket ediyor. Eklersem de sola. İşte aynen böyle. Bakın, şimdi tepe noktaları üst üste geldi. Bu noktanın x koordinatı eksi 4, y koordinatı ise eksi 3. Bu koordinatlar parabolün denkleminde x artı 4'ün ve y artı 3'ün değerlerini sıfırlayan noktalar. Tepe noktalarını eşitledik ama paraboller hala aynı görünmüyor. Turuncu parabolde değerler daha hızlı artıyor. Buradaki katsayının mavi parabol için küçük olduğunu düşünüyorum. Gelin biraz arttıralım ve işte oldu. İki parabol üst üste geldi ve şimdi aynı hızda artıyorlar diyebiliriz. Buraya 3 koyarsak mavi parabolün daha da hızlı artacağını görürüz. 0 koyarsak da bir doğru elde ederiz. Değeri azaltmaya devam edersek negatif bir artış gözlemleriz. Onun için gelin doğru değeri, yani 2'yi seçelim.